Esencan Hastanesi. Sağlığınızın güvenilir adresi. Merhabalar. Bugün merak ettiğimiz bir konu katarak. Katarak ve katarak cerrahisi hususunda sizlerle görüşlerimizi paylaşacağız. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Ben göz hastalıkları uzmanı Doktor Mustafa Apa. Katarak nedir? Katarak aslında genellikle ileri yaşlarda karşımıza çıkan ama her yaşta yeni doğan döneminde dahil olmak üzere karşılaşabildiğimiz bir hastalık grubudur. Sıklıkla oluşma yaşı 60 yaş üzeri olduğu için doğal sürecinde yaşlanmaya bağlı olduğu düşünülür. Oysa ki anne rahminde geçirilen bazı hastalıklarda ve bazı metabolik hastalıklarda da oluşabildiği için her yaşta karşımıza çıkabilen bir hastalıktır. Kataraktın ilaçla tedavisi söz konusu değildir. Mutlak ve tek tedavisi cerrahidir. Cerrahi dışında başka alternatifi yoktur. Cerrahi yöntem olarak da halk arasında lazerli ameliyat olarak bilinen, aslında fakoemulsifikasyon olarak bizim adlandırdığımız ses dalgaları vasıtasıyla gözün içinde sertleşen göz merceğinin parçalanmasıyla oraya yeniden saydam ve suni bir mercek konulmasıyla yapılan ameliyata katarak cerrahisi denilmektedir. Katarak cerrahisinde gözün içine koyduğumuz mercekler çeşit çeşittir. Şu anda oldukça popüler olan akıllı mercekler bizim ameliyat sonrasında tekrar gözlük kullanmamıza gerek kalmaksızın hem uzağı hem yakını hem de orta mesafeyi sağlıklı bir şekilde görmemize yardımcı olan merceklerdir. Göz içine yerleştirdiğimiz bu mercekler ömür boyu gözün içinde kalmaktadır. Ve bizi tekrar bu ameliyattan sonra ikinci bir işlem yapmamız gerekmez. Katarak tespit edildiği andan itibaren ameliyat yapılabilen bir hastalıktır. Çünkü katarak zaman içerisinde ilerler ve görüş kabiliyetini ve görüş kalitesini düşürür. İlerleyici bir hastalıktır. Ve gün geçtikçe görme kalitesinin azalmasıyla yaşam kalitesi de düşer. Eskiden elimizde bu teknolojik imkanlar yokken kataraktın birazcık daha ilerlemesini ve olgunlaşmasını beklerdik. Oysa ki şu anda fakoemulsifikasyon yöntemi sayesinde oldukça güvenli bir şekilde daha erken aşamalarda kataraktın tespit edildiği ve hastamızın yaşam konforunun bozulduğu andan itibaren biz katarak ameliyatını planlayabiliyoruz. Burada hastamızın şikayetleri ve bizim muayene esnasında hastamızın görme miktarını ölçümümüzle bu ameliyatın zamanlaması konusunda karar vermekteyiz. Ancak çok fazla olgunlaşmasını tercih etmiyoruz. Çünkü çok olgunlaşan, son evrelere kadar ilerlemiş, sertleşmiş bir merceğin ameliyat sonrasında iyileşmesi de oldukça problemlidir. Dolayısıyla çok erken başlangıçlı olmamak kaydıyla orta seviyelere gelmiş bir kataraktın daha da ilerleyeceği düşünülerek erken aşamada ameliyatı planlanmaktadır. Katarakta oldukça popüler olan yöntem fakoemulsifikasyon yöntemi. Bu yöntemin aslında esası gözün içinde sertleşmiş bir merceğin çok küçük bir kesiyle gözün içine girilmek suretiyle 2 mm kadar bu merceğin özel ses dalgaları vasıtasıyla parçalanıp bu boşluğa suni bir lens yerleştirilmesi suretiyle ameliyatın kısa bir sürede tamamlandığı işlemin tamamına katarak ameliyatı denilmektedir. Eskiden bu ses dalgalarıyla gözün içindeki sert yapının parçalanması mümkün olmadığından büyük korneal kesiler yapılmak suretiyle katarak cerrahileri gerçekleştirilmekteydi. Şimdi ise oldukça kolay, basit, ağrısız bir yöntemdir. Bu ameliyatta biz göze bir damla damlatmak suretiyle gözün uyuşmasını ve hastanın ameliyat esnasında oldukça konforlu bir şekilde ağrısızı yaşamadan ameliyatı bitirmesini sağlamaktayız. Dolayısıyla lokal anesteziyle, damlayla uyuşturularak yapılan, kısa sürede biten, ağrısız bir ameliyat olarak nitelendirmemiz de mümkündür. Katarak ameliyatı kısa süren bir işlemdir. Doğru zamanlamada, doğru teknikle yapılan bir ameliyattan sonra kısa bir sürede görsel rehabilitasyon gerçekleşir. Bunun anlamı ameliyattan sonraki birkaç gün içerisinde kornea tekrar eski berraklığına kavuşur ve hasta sağlıklı bir görmeye ulaşır. Ancak tabii bunun için de belli şartlar gereklidir. Gözün arka kısmında diğer makula ve retinada hastalıkların olmaması ve gözün genel sağlığının yerinde olması gerekmektedir. Biz bunu ameliyat öncesinde göz bebeğini büyüterek, gözün arka kısmını gözlemleyerek, bir takım göz tomografileri ve ultrasonlar çekerek ameliyat sonrasındaki durumu
yaklaşık olarak tahmin edebilmekteyiz. Ve burada hastalarımıza bizim önerimiz, kataraktın tespit edildiği andan itibaren çok ileri aşamalara gelmeden, merceğin çok sertleşmesini beklemeden ameliyat olmalarını önermekteyiz. Bunun sebebi ise ameliyatın gidişatını ve ameliyat esnasındaki süreci uzatması, ameliyat sonrasındaki iyileşmeyi olumsuz olarak etkilemesidir. Dolayısıyla doğru zamanlamada yakalanan bir katarak ve doğru bir teknikle yapılan ameliyat yöntemi vasıtasıyla hastamızın çok kısa günler içerisinde tekrar eski sağlıklı görüşüne kavuşması mümkün olabilmektedir. Katarak ameliyatında gözün içine bir mercek yerleştirmekteyiz. Bu mercek soğan zarına benzeyen çok ince bir dokudur ve hayat boyu bu ince dokunun üzerinde mercek kalmaktadır. Bazı bünyelerde bu ince soğan zarı gibi dokunda kendisinde matlaşma, kireçlenme, yapısal bozukluklar olmakta ve saydamlığını bu zarda yitirebilmektedir. Katarak ameliyatı olan bir kişinin tekrar katarak oldum dediği konu da budur. Bu korkutulacak bir durum değildir. Çok nadir karşımıza çıkar. Poliklinik şartlarında yak lazer kapsülotomi dediğimiz işlemle birkaç saniye içerisinde oluşan o kireçlenmenin dağıtılması söz konusu olmaktadır. Ancak günümüzde bu lazer yöntemlerinin gelişmesi, bunun yanı sıra bu lens teknolojilerinin gelişmesiyle oluşan bu zardaki kireçlenmeler çok çok daha nadir olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğal olarak takdir edersiniz ki daha üstün teknolojiyle yapılmış bu akıllı merceklerde bu kireçlenme olaylarının sıklığı daha az olarak karşımıza gelmektedir. Katarak ameliyatının temel gayesi hastamızın dışarıyı ve dış dünyayı sağlıklı bir şekilde görmesinin temin edilmesidir. Ancak gözün arka kısmında şeker hastalığı veya çok ileri retinal hastalıkların olduğu durumlarda da bu katarak ameliyatı görme beklentisi olmasa dahi gerçekleştirilmektedir. Çünkü katarak gözün içinde oluşan bu mercekteki saydamlığın yitirilmesi durumu, sertleşme durumu öyle bir hale gelir ki lens şişer ve gözün içinde parçalanır. Böylelikle gözün içinde zaten var olan doku, gözün kendisine organ olarak zarar veren bir dokuya dönüşebilir. Böyle durumlarda hastamız bilgilendirilerek bu kataraktın temizlenmesi amaçlanmaktadır. Görsel beklentinin olmadığı durumlarda da göz organ olarak yerinde kalabilmesi ve göz sağlığının korunabilmesi amacıyla da katarak ameliyatları gerçekleştirilebilmektedir. Bunu şöyle de anlatabiliriz. Çok ileri seviyeye gelmiş retina hastalıklarında, özellikle şeker hastalığının gözüne vurma hadisesi durumunda arada oluşan bu perde, katarak bizim gözün arka kısmındaki durumu analiz etmemizi ve oraya müdahale etmemize engel olduğundan, işte bu durumlarda aradaki engelin, katarak engelinin ortadan kaldırılması ve gözün arka kısmına lazer işlemlerinin uygulanması söz konusu olabilmektedir.